Merhaba sevgili seyirciler. Bu hafta 22 Aralık günü Güneş Oğlak Burcu'na geçecek ve bir ay boyunca tüm oğlakların doğum günü başlamış olacak ve aynı zamanda da kış solstisi denilen bir döneme başlamış oluyoruz. Yani kışı başlatan gün olarak bunu söyleyebiliriz. Güneş'in Oğlak Burcu'na geçişini. Evet, aynı gün akşam saatlerinde Yengeç Burcu'nun 0 derecesinde Ay ve Güneş'in karşı karşıya gelişiyle birlikte bir dolunay gerçekleşecek. Bu Güneş'in de Oğlak Burcu'na geçtiği ilk güne denk gelen bu dolunay önemi tabii ki daha büyük. Çünkü öncü burçta 0 derece, öncü burçta ve Yengeç Burcu'nda olan bir dolunay bazı kavramları başlatma enerjisini taşıyor. Yeni bir sürece başlıyoruz. Zaten 2019 yılına yeniliklerle başlayacağız. Çünkü orada iki tane tutulmamız olacak. İlk birinci ayda daha bize hoş geldin diyecek. Evet, şimdi bu dolunayın enerjisi aslında çok güçlü olduğu kadar önemli açılar da var. Mesela Ay ve Güneş'in 0 derece Oğlak Yengeç aksında oluşu. Güney ve Kuzey düğümün yine dediğim gibi Oğlak ve Yengeç burcunda oluşu. Aynı zamanda Jüpiter ve Merkür'ün Yay burcunda Antares dediğimiz bir sabit yıldızla kavuşum halinde olması yine bu dolunayı daha önemli hale getiren göstergelerden bir tanesi. Şimdi baktığımızda dolunay haritasında Aslan burcu yükseliyor. 5. evde bir Jüpiter-Merkür kavuşumumuz var. Dolunayımız 11. evde gerçekleşiyor. Haritanın 11. evinde. Evet, şöyle açalım. Şimdi Yengeç Burcu aile kavramı, vatanımız, toprağımız, yaşadığımız yerler bu alanları temsil eder ve çok derin duygusal anlamlar ifade eder. İçgüdüsel olarak daha korunma ihtiyacında, sığınma ihtiyacında oluruz. İşte ailemiz bizim için çok çok daha fazla önem taşır. Aile kavramı, vatan, millet kavramı daha bir öne çıkacaktır bu enerjiyle birlikte. Tabii 11. ev yine sosyal bir alan olduğu için yine sosyal alanlarda işte gruplar olabilir, arkadaş çevrelerimiz olabilir. Bu alanlarda yine bahsettiğimiz bu aile kavramı daha fazla görünür hale, daha çok etrafımızı duyacağımız hale gelecektir. Şimdi yükselen aslan olduğuna göre yine burada eğlence ve yine 5. evde Merkür Jüpiter kavuşumu, çocuklarımız, yaratıcılığımız işte gibi konular konularda sürpriz, güzel gelişmeler de ya da sorunları olan, bu alanda sorunları olan kişiler için işte çözüme ulaşma, çözümlendirme için güzel enerjiler verecek burada. Şimdi Merkür biliyorsunuz iletişim gezegeni, Jüpiter de şans gezegenimiz ve Yay burcunda Jüpiter güçlü bir pozisyonda. Şimdi bu kavuşum çok önemli. Yay burcu biliyorsunuz uzak hedefleri, yabancıları, uzun yolculukları, seyahatleri, ticareti, işte hukuk, din, dinlere bakışımızı, inançlarımızı temsil ediyor. Şimdi Merkür'le kavuştuğunda bu alanlarda demek ki birçok konu, birçok hadise gündeme gelecek ve bu duyulacak. İşte Merkür yine 3. ev olduğu için iletişim, yani haber alma, haberleşme, trafik, işte uzun seyahatler, trenler, uçaklar, işte karayolları gibi seyahatler, yazılı ve sözlü tüm yayınlar, işte görsel olarak işte radyo, televizyon, sosyal medya gibi alanlarda çok önemli. Belki bu alanlarda yasalar çıkabilir, bu konularla ilgili bazı yeni yaptırımlar gelebilir ve bununla ilgili birçok konuya vakıf olabiliriz. İşte bu alanda bir meslek icra ediyorsak kendimizi daha iyi ifade edebilir, daha çok büyük bir kesime ulaşabiliriz. İşte eğitim olarak, yüksek eğitim ya da içsel olarak kendimizi daha geliştirecek yeni bazı bakış açıları kazandırabilir bize.
gerçekten önemli. Ve tam da haritamızın tepe noktasında bir Uranüs var. Bu da yine sürprizlerin, beklenmeyen ani yeni gelişmelerin habercisi olacaktır. Koç burcunda çünkü Uranüs'ümüz. Yine bu dolunaya önemli bir enerji katıyor. Çünkü bu yaşayacağımız saydığım tüm kavramlar çok görünür halde, çok göz önünde, hatta tüm belki dünyada görünür olacak, hepimizin ilgisini çekecek konulara işaret ediyor olacaktır. Ve yine haritamıza baktığımızda, evet, Venüs ve Neptün'ün güzel bir etkileşimi var. Biliyorsunuz Venüs güzellik, estetik, sanat, aşk, para gibi güzel kavramları temsil ediyor. Neptün de daha naif, daha yumuşak bir gezegen. İkisinin teması ilk önce aklımıza aşkı getiriyor tabii ki. Güzel duyguları, tefekkür etmeyi, sevmeyi, sevilmeyi, daha soft ilişkileri. Ama önemli aşklar da başlatabilecek bir açı olarak görüyorum ben. İnşallah birçoğumuza iyi gelecektir. Özellikle Oğlak ve Yengeç burçlarının 0 derecesinde gezegenleri olan, öncü burçların 0 derecelerinde, ilk günlerinde doğan arkadaşlarımızı daha fazla etkileyebilir bu dolunay ve aynı zamanda yeni yıla ve önümüzdeki 3 aya enerjisini yayacak bir dolunay olacak. Yani sadece kısa dönemli düşünmeyelim bu dolunayı. Geniş bakarsak uzun vadede etkileri gerçekleşecek bir dolunay olacak. Evet sevgili seyirciler, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Burçlara göre de tek tek bir video hazırlıyorum şimdi. Hoşça kalın.